günümüzde sağlık sektöründe teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hızlı bir gelişme var. Yani bu tabii cerrahi alana da yansıyor. Cerrahi tedavilerde de gelişme oluyor. Cerrahi tedaviler arttıkça da tabii ki cerrahi tek başına olabilen bir şey değil. Yanında anestezi, yardımcı personellerin de ihtiyacı buna paralel olarak artmakta. Yani günümüz Türkiye'sinde hani ülkede birçok yerde büyük hastaneler, şehir hastaneleri yapılıyor. Yine aynı şekilde özel sektör de hızla gelişmeye devam ediyor. Bu alanlar genişledikçe istihdam alanı da doğal olarak, paralel olarak genişliyor. Görünürde yeterince anestezi teknikleri ve bu sağlık meslek liselerine mezun anestezi teknisyenlerinin olduğunu görüyoruz. İşte dediğim gibi bu kişisel özellikler burada farkı yaratıyor. Aslında istihdam edilebilirler ama dediğim gibi her alanda olduğu gibi onların kişisel özellikleri, yetenekleri, iletişim becerileri bu işi değiştirmekte. Mesela ekip çalışmasına yatkın olabilmesi gerekiyor. Çok sabırlı olması gerekiyor, düzenli olması gerekiyor. Heyecanlı olmaması ama heyecan yanlış yaptırmamalı çünkü. Mesleğinde aceleci davranmak ama katli surette de yanlışa mal veya tahammül edilebilecek bir durum söz konusu değil bu meslekte. Devletin verilerine baktığımız zaman aslında 2023 hedefi için aslında hani fazladan anestezi teknikerinin olacağı öngörülüyor. Ancak buna karşılık yapılmış olan yeni hastaneleri düşündüğümüz zaman özellikle bu son dönemde yapılan hastaneler 1000 yataklı 2 tane hastane var. Ondan sonra İstanbul bölgesini düşünürsek o anlamda anestezi ihtiyacı çok artacaktır diye düşünüyoruz. Anestezi teknikeri dediğiniz sadece ameliyathane ile sınırlı değildir. Sonuçta baktığınızda anestezi teknikerliği de kendini bu anlamda yenilemeye çalışıyor. Yaklaşık 18-19 yıldır bir dernekleri var onların da. Anestezi Teknisyeni ve Teknikerleri Derneği diye bir dernekleri var. Bunun çatısı altında zaten anestezi teknikerliğini lisans ve lisans üstüne çekmeye çalışıyorlar. 2 yıllık eğitim 4 yıllığa ve 4 yıllığın üzerine çekmeye çalışıyorlar. Bu anlamda da girişimleri var. Aynı zamanda dünya anestezi hemşireliği diye bir yeni gelişen tabirler de var. Hemşire olanların anesteziye geçebilirliği ya da anesteziden DGS ile 4 yıllığa geçişler de söz konusu olabiliyor. O açıdan aslında önüne baktığımız zaman hani birçok fırsat var.